Emekli kayalarına hoş geldiniz. Bu da kalenin başka bir bölümleri. Kaleyi size çok paylaşacağım. O zaman burada milattan önce kilise varmış ya da sonradan eklenmiş kaleye. Kilise diyor. Burası kiliseymiş. Yıkılmasın diye demirlerle takviye etmiş ama şimdi tabi. Kale çok güzel bir yerindeymiş. Üç tarafı deniz. Bir tarafı sadece kareye geliyor. Milattan önce de olsa her zaman kızlarla yaşayacağını bilmiş. Ve en güzel yerlerde yaşamış da. Bu taşları buralara su taşıyan halk da o zamanki padişah hizmetçisiymiş tabi. Askerleri, hizmetçileri. Burada da açılmamış. Altta bir zindan gibi bir yerler buralar. Belki padişahın sığınma yerleri de olabilir. Çünkü altı çok korunaklı bir yer. Sanki sığınak gibi eski zamanlarda. Adam bak güzel böyle bir yer. Teras yapmış kendine zamanında. Çok güzel bir teras. Şuradan her yeri izleyin. Şuradan bakarsanız Alanya, liman, Alanya'nın diğer tarafı Dimçay'ı. Bütün Alanya ayağının altındaymış. Her tarafı görüyormuş buradan. Alanya, şuradan baktığımız sahil, deniz, Kleopatra plajı. Kleopatra buradan izlerken orada da izliyordu demek ki. Aşağıda bir izleme terası daha var. Gerçekten de krallara layık bir yermiş. Böyle bir yerde kral olmak istedim ama kral diye bir şey yok şu anda. O zaman olsaydım bile şimdi kemiklerim bile kalmazdı. Güzel deniz bak. Nasıl mavi, yeşil. Kayalar nasıl dalgalı. Gerçekten yaşanacak bir yer. Dünyada cennet diye bir yer varsa en güzel dünyanın cennet köşelerinden birisi. Deniziyle, doğasıyla, suyuyla, her şeyiyle çok güzel bir yer. Teleferi gösterdi ama teleferi görmüyoruz, göremiyoruz. Güneş geldiği için ben göremeyeyim ya da. Ondan sus.